Bu ülkede kimse rezil olmuyor çünkü utanma duygusu kayboldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kütahya'dan neler dedi. Haberin tamamını kesinlikle ve kesinlikle mutlaka tamamını izleyiniz. İşte konu ile ilgili haber. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da Sayın Erdoğan, bu gençleri gör kardeşim, sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Bu aradaki farkı gör. Acayip pahalı. Arabaları alan babaların çocuklarının ne yaptığını gör. Okul önlerinde neler satılıyor gör. Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya, iyi gidiyor. Onun ellerini de sakın tutmam. Çünkü bu ülke neredeyse Kolombiya'ya doğru dönüyor. Böyle bir şey olmaz. Kızlarımızın içinde bulunduğu şartları bir bilseniz. Hukukta sensin, kuvvette sensin. Madem bu tek adam sistemini talep ettin, gereğini yap Erdoğan diye konuştu. Meral Akşener, İyi Parti'nin Kütahya Belediye Başkan adayının eski Kütahya Spor Başkanı, Milliyetçi ve Ülkücü Camia ile spor camiasının yakından tanıdığı iş insanı Ahmet Tekdemir olduğunu açıkladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da yaşayan insanların tamamı son derecede sabırlı insanlardan oluşuyor. Sabretmek birinci özelliği, ikincisi merhamet. İslam'ın içselleştirildiği Türklük hassasiyetinin yüksek olduğu bir şehir. Sabretmeyi bildiği için de sürekli çırak çıkarılan bir şehir. Siyasi yapıların genellikle nasıl olsa biz milli sözler söyler, dini sözler söyler, şükre ve sabra sevk ederiz. Ondan sonra da onları unuturuz, seçim zamanına hatırlarız denilen bir şehir. Ama bugün Kütahya'da gördüğüm sabrın yerini öfke, şükrün yerini aldatılmışlık hissi almış dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 yıldır aktif politika yapıyorum ve hep kavga ederek politika yapıyorum. Kavga etmediğim bir tane adam kalmadı. Otorite ile dövüştüm, belinde silah olan adamlarla dövüştüm. Herkesin yanlışlığını herkesin suratına söyledim. Ama bugünkü kadar sesimin duyulmadığı, dolayısıyla sizin sesinizin duyulmadığı, bugünkü kadar hukukun ortadan kalktığı bir dönemi hiç yaşamadım. En azından o zaman insanlar utanırdı. 2 haftadır diyorum ki bu ülkede kimse rezil olmuyor. Çünkü utanma duygusu kayboldu. Çünkü ahlaksızlık sıradan oldu. PKK 30 senedir hem Kürtleri hem bebekleri hem Türkleri öldürüyor. Ama bölebildi mi? Hayır, bölemedi. Şimdi bir tehlikeye daha dikkat çekiyorum. Bu gelir dağılımındaki adaletsizlik. Bir tarafın uçtuğu, bir tarafın yerin dibine vardı bu adaletsizlik. Gençler arasındaki bu uçurum. Sayın Erdoğan, biz seninle en az 30 yıldır tanışırız. İtikatlı Müslüman gençlik dediğin bu muydu? Pudra koklayan itikatlı Müslüman gençlik dediğin bu muydu? Gençler miydi? Kardeşim, ilk defa ben şahsım için Cenab-ı Allah'tan istiyorum. 2 haftada gördüklerimden, şahit olduklarımdan, sonra da gençlerle ilgili öğrendiklerimden sonra geldiğim nokta şudur. Diyorum ki, ya Rabbim, bu ülkeyi yönetmeyi bizlere nasip eyle. İyi Parti bu ülkeyi yönetirse bu ülke nefes alır. Hukukun üstünlüğü gelir. Harama el uzatanların o ellerini kırarız dedim. Meral Akşener ayrıca şunları söyledi. İzmit'te Alevi-Sünni kavgasını çıkaramadılar. Türk-Kürt kavgasını çıkaramadılar. Aynı apartmanda şehitler gelirdi. Birisinin ailesi Muşlu, şehit olmuş bir erimiz. Birisininki de doğma büyüme yerlisi İzmir. Ve o 2 aile birbirine teselli olur, birbirine yardım ederdi. Bir Allah'ın kulunun evinin camına koca elinde bir taş atılmadı. Neden biliyor musunuz? Bizdik çünkü. Bizdik. Kütahya böyle bir şehir. Böyle bir şehir olduğu için burada yaşayan insanların tamamı son derecede sabırlı insanlardan oluşuyor. Yani sabretmek birinci özelliği. İkincisi merhamet. Bilirsiniz ki dinin direği merhamettir. Siyasi yapıların genellikle nasıl olsa biz milli sözler söyler, dini sözler söyler, şükre ve sabra sevk ederiz. Ondan sonra da onları unuturuz. Seçim zamanına hatırlarız. Zaten de bir şey olmaz denilen bir şey. Bakın, bizi bölemediler ama bu zengin fakir arasındaki fark o kadar açıldı ki, o kadar derinleşti ki bu defa yoksulla zengin arasında, arada hiç kimse kalmadı. Zengin arasındaki fark
Bizler dediğim gibi yani bizim yaş grubu bir şekilde sabra şükre alışkınız. Ama çocuklar, o gençler aradaki bu korkunç farkı gördükleri süre içerisinde önce bu ülkeye olan bağlılıkları gidecek. Sonra bu ülkeyle ilgili hayalleri gidecek. Ondan sonra da bu ülkeden gitmek isteyecekler. Onu başaramıyorlarsa bu ülkede öfke dolu gençler olacak. Bir ikinci problemimiz daha var. En az bunun kadar önemli. O da sığınmacı istilası. Bir taraftan sığınmacılar, bir taraftan bu gelir düzeyindeki aşırı farklılık, kolay para kazanma ve gençlerimizin umutsuzluğu. Ben buradan, bu salondan basın aracılığıyla Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sizin sesiniz olarak sesleniyorum. Milletimizin sesi olarak sesleniyorum. Sayın Erdoğan, bu gençleri gör kardeş. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Bu gençleri gör. Bu aradaki farkı gör. O acayip pahalı arabaları alan babaların çocuklarının ne yaptığını gör. Okul önlerinde neler satılıyor gör. Ve o babaların vergi verip vermediğini gör. O babaların kokain işinde olup olmadığını gör. Kara para aklama eylemlerinin içinde olup olmadığını gör. Dün gece kondudan çıkıp bugün bahis işleriyle kara para aklama işine çocuklarımızı da alet ederek Türkiye'yi bozan, Türkiye'yi gerçekten gri listeye aldıran bu anlayışı gör ve ortadan kaldır. Bir şey daha söyleyeyim Sayın Erdoğan. Ali Yerlikaya, Sayın Ali Yerlikaya iyi gidiyor. Onun ellerinde sakın ola tutma. Çünkü bu ülke neredeyse Kolombiya'ya doğru dönüyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Kızlarımızın içinde bulunduğu şartları bir bilseniz, büyük şehirlerin periferisinde yaşayan çocuklarımızın, kızlarımızın hangi tehditler altında olduğunu bir bilseniz, bunlara önlem al. Hukuk da sensin, kuvvet de sensin, her şey sensin. Madem bu tek adam sistemini talep ettin, gereğini yap Sayın Erdoğan. Ve biz inşallah İYİ Parti olarak bu hür ve müstakil olarak girdiğimiz belediye seçimlerinde Allah'ın izni, Cenab-ı Hakk'ın inşallah nasibi milletimizin teveccühüyle adaylarımız belediyeleri alacak ve biz o belediyelerde öncelikle işte helal kazancın ne kadar önemli olduğunu ve iyi belediyeciliğin nasıl olduğunu göstereceğiz milletimize. Siz de çok çalışacaksınız. Ben de sizin kadar çalışacağım ve ondan sonra biz bu ülkeyi yönetebiliriz'i milletimize belediye başkanlarımız üzerinden ispatlayacağız.